Değerli basın emekçileri, okullarımızda yaşanan problemler, yurtlarda yaşanan problemler Türkiye'de hem anneleri, hem babaları, hem öğretmenleri, hem de öğrencilerimizi çok üzüyor. Bugün sizlerle son dönemde özellikle üniversitelerimizde ve okullarımızda yaşanan dramı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz cemaat yurdunda kalan Enes Kara'nın dosyası kapatıldı. Üniversite öğrencisi Enes Kara kaldığı Nur Cemaati yurdunda yaşadığı baskılara dayanamadığını anlatarak bir video geride bırakarak intihar etti. 11 Ocak 2002 tarihinde intihar etmişti. Aradan 2 ay bile geçmeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın dosyasını kapattı. Dosyanın kapatılması yargının ne kadar da hızlı hareket ettiğini gösterdi sanki. Ama biliyoruz ki yargı bu kadar hızlı hareket etmiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık da olayın suç sayılabilmesi için intihara yönlendiren birisinin olması lazım diyor. Şahsın bir şahıs arıyor Sayın Bakan. Sayın Bakan, bir şahıs aramayacaksın. Enes Kara'nın videosunu bir kez daha dinle. Bir kadın olarak dinle. Bir ana yüreği olarak dinle. Bir bakan olarak dinle. Bir devlet sorumluluğuyla dinle. Ben falan kişinin baskılarına dayanamadığım için intihar ediyorum demiyor. Söylediği çok açık ve net. Bu yurtta yaşadığı baskılara dayanamadığı için. Yurt müdürü var mı? Var. Yurt sorumluları var mı? Var. Bu cemaatin yöneticileri var mı? Var. Peki bunların ifadelerine başvuruldu mu? Bunlarla ilgili bir çalışma yapıldı mı? Hayır, yapılmadı. Nasıl oluyor da kapatıyorsunuz? Enes Kara'nın dosyası kapatılamaz. O dosya gün gelecek, açılacak ve Enes Kara'nın intiharına neden olan kişiler, kurumlar mutlaka yargı önünde hesap verecekler. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Hasan Can Çoban ambulans yetişmediği için 2 gün önce hayatını kaybetti. Kampüs girişine iftar çadırları kurulmuş. Kampüsün girişi ambulansın girişine kapatılmış. Mavi buton var. Acil mavi butonu. Mavi buton yurtta çalışmıyor. Telefonla 1 dakika mesafede Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ne yurt tam 1 dakika mesafede. Ama ne yazık ki bura aranıyor. 35 dakika sonra doktorlar geliyor ve onlar geldiğinde Hasan Can Çoban hayata veda ediyor. Doktorlar yürüme mesafesinde Hacettepe Üniversitesi'nden 5 dakikaya kadar gelebilirler. Onkoloji hastanesinden gelmiyorlarsa. Ama tüm bunlar öğrenci yurtlarında yaşanan dramı gözler önüne sermeye yetiyor. Bir devlet yurdu, yani üniversitenin yurdu var. Burada yaşanan sorumsuzluklar var. Bir de cemaat yurdunda yaşanan sorumsuzluklar. Her ikisinde de mağduriyete uğrayan kim? Öğrenci. Peki, öğrenciye sahip çıkması gereken kim? Önce Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve devletin kendisi. Bunlara asla sahip çıkılmıyor. Ama üniversite rektörleri Ramazan ayıyla birlikte yeni uygulamalara başladılar. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayında inanan ve oruç tutanlarla inanmayan, oruç tutmayanları aynı gözle değerlendirmek zorundayız. Hiç kimse kendi üzerine vazife olmayan işleri yapamaz. İnsanlar özgür iradesiyle inanıyorsa oruç tutar, ibadetini yapar. İnanmıyorsa orucunu tutmaz, ibadetini de yapmaz. Hesabı kime verecek? Yaradan'a verecek.
burada hesap sormaya kalkanlar aslında inancı olmayanlardır. Eğer bugün hesap sormaya siz kalkacaksanız o zaman öbür dünyaya da inanmıyorsunuz demektir. Şimdi üniversite rektörleri oruç tutan tutmayan avına çıkmış ve öğle yemeği yemişseniz akşam yemeği yemiyorsunuz. Akşam yemeği iftarda yemek yiyecekseniz zaten öğle yemeği yemiyorsunuz. Peki Müslüman olmayan öğrenciler var. Hristiyan, Katolik ya da hiçbir inancı olmayan öğrenci var. Bu öğrenci öğle yemek yemeyecek mi? Akşam yemek yemeyecek mi? Bu öğrencinin derdi de bizim derdimiz değil mi? İnananlar ve inanmayanlar ayrımı yapmak bir rektörün işi asla olamaz. Lisede oruç talimatı da yapmış bir okul müdürü. İstanbul Maltepe Atilla Uras Anadolu Lisesi müdürü Ulvi Ziya Akbaba oruç tutmayan öğrenciler, öğretmenlerle oruç tutanların ayrı ayrı mekanlarda olma talimatı vermiş. Zaten sayın müdür herhalde bilmiyorsun. Oruç tutmayanlar oruç tutanlara saygı göstererek onların önünde yeme içme işine girmezler. Onlar ahlaklı çocuklar. Onlar ne yaptığını, nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini bilen insanlar. Eğer siz bu konuda öğrenciyi, öğretmeni sizin gibi düşünmediğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Buradan değerli basın mensupları sizlerin aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanı'na bir çağrı yapmak istiyorum. Ramazan ayında huzurun, refahın, barışın, dostluğun, sevginin hakim kılınabilmesi için mutlaka insanlara uyarıcı nitelikte fetvalar yayınlamanız lazım. Yani demeniz lazım ki bizim gibi inanan ve oruç tutanlara nasıl saygı gösteriyorsak inanmayan, oruç tutmayanlara da nefretle yaklaşmayın. Kin tohumları ekmeyin. Ramazan ayı sevgi ayıdır. Barış ayıdır. Dayanışma ayıdır. Huzur ve bereketin ayıdır. Duyurusunu yapın. Bu öğretiyi yapmazsanız okullarımızda ya da sokakta insanların birbirlerine düşmanlaşmasına sebep olursunuz. Okullarda bunun dışında da farklı uygulamalar var. Antalya Valiliği ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Antalya'da eğitime nitelik kazandırma projesi kapsamında kitaplarda Alevilere hakaret eden, laikliğe, karma eğitime karşıt Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin Marif Davası adlı kitabı öğretmen ve öğrencilere dağıtılmaya başlanmış. Eğitimde nitelikten anladıkları bir inanca hakaret, laiklik karşıtı ya da bir grubu ötekileştirmektir. Hiçbir okulda, hiçbir valilik, hiçbir milli eğitim müdürlüğü, hiçbir okul müdürü Alevilere, laiklere, karma eğitimi savunanlara bu uygulamayı reva göremez. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum. Sayın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ne zamana kadar bu işlere seyirci kalacaksın? Bursa'da karma eğitime karşı olan 1739 sayılı temel Milli Eğitim Kanunu'na aykırı, 222 sayılı Milli Eğitim Kanunu'na aykırı hareket eden bir okul müdürünü 5 gün açığa aldın. Daha sonra bir tarikatın, bir cemaatin ve bir sendikanın baskısı sonucu aynı kişiyi aynı okula tekrar göreve başlattın. O okuldaki öğretmenlerin şu anda yaşadıklarını biliyor musun? O müdürün karma eğitim fikriyatını karşı pozisyonunda bir değişiklik mi oldu? Hangi gerekçeyle yeniden göreve başlattım? Eğer laik, bilimsel, demokratik bir eğitime karşı bir savaş başlatmışsan bunu bilelim. Ama unutma ki bu toplumda
Hiç kimseyi ayrıştırmaya hakkınız yok. Ankara'da farklı bir şey mi yaşanıyor? Nakşibendi tarikatının kitapları okullarda standlar kurularak öğrencilere bedava dağıtılıyor. Zararlı fikirleri bedava dağıtmak sizin işiniz mi? Kardelen Ortaokulu Batıkent'te ve Nermin Mehmet Çelik Anadolu Lisesi okul bahçesine bu standlar açılmış ve bu standlarda bu kitaplar öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Okul müdürüne sorulduğunda okul müdürü diyor ki Milli Eğitim'in onayı var, bu onayla bunu yapacağız. O zaman soruyorum Ankara Valisi'ne, Ankara Milli Eğitim Müdürü'ne, Nakşibendi Tarikatı'nın bu kitaplarını bu okullarda 100 temel eser kapsamında mı değerlendirdiniz? Hangi kafayla, hangi mantıkla okul bahçesinde bunu ücretsiz çocuklara dağıtıyorsunuz? Okul dışında veliler buna ulaşmak isterse zaten ulaşırlar. Biz kitap yasaklanmasından yana değiliz. Ama öğrencilere, hele hele devlet okulundaki öğrencilere, okuldaki öğrencilere ya da kamu ya da özel okul fark etmez, öğrencilere bu uygulamaları yapamazsınız. Bunlar eğitimde yaşanan temel problemlerimiz. Bu problemlerin takipçisi olmaya biz devam edeceğiz. Bugün bir torba kanun görüşülüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Torba kanunun içerisine biliyorsunuz çorba yapıyorlar. Çok farklı noktalarda kanun teklifleri getiriyorlar. Milli eğitimi ilgilendiren 4 temel kanun teklifi var, 4 madde var. Bunlardan bir tanesi taşımalı eğitim faaliyeti. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1.248.000 öğrencimiz taşımalı eğitim kapsamındadır. Bu öğrencilerimiz için 2022 yılı bütçesinden taşıma ve yemek yardım programı için 6.3 milyar kaynak ayrılmıştır. Taşıma ihaleleri her yılın Temmuz ayı sonu, Ağustos ayı başında yapılmaktadır. Şimdi Temmuz ayı ve Ağustos ayının başında yapılan ihaledeki mazot fiyatlarıyla yedek parça fiyatlarıyla bugünküler arasında ciddi bir fark oluşmuştur. Bu tabloyu sizinle paylaşmak istiyorum. 2021 Temmuz ayında araç yedek parça ve ekipmanları 509 lira 91 kuruş. 2021 Aralık ayında 717 lira 68 kuruş. Artış oranı %40.75. Araba ile ilgili temizlik ve bakım ürünleri 37 lira 92 kuruşmuş. 52 lira 40 kuruşa çıkmış. Artış oranı %38.18. Motorinde 7.33 liraymış. Şimdi o dönem yani 2021 Aralık ayında bu rakam 13 lira 80 kuruş olmuş. Şimdi daha yüksek. Artış %88.30. Motor yağları 2021 Temmuz'unda 62 lira 56 kuruş. 2021 Aralık'ta 76 lira 34 kuruş. Artış %22 lira 03. Araçların tamirine ve bakıma ödenen ücret 447 lira 67 kuruş. 621 liraya çıkmış. Artış %39.7. Servis ücreti 217 lira 56 kuruşmuş. Daha sonra 295 lira 97 kuruş olmuş. Artış %36.4. Kasko zorunlu trafik sigortası 1892 lira 49 kuruşmuş. 2021 Aralık'ta 2997.30 kuruş olmuş. Artış %58.38. Lastik servisçilerde 1350 lira. Aralık ayında 2200 lira. Artış %62.96. Bunların TÜİK'ten alınmış rakamlardır. Bu rakamlara baktığımızda taşımalı eğitim kapsamında yönetmenlik gereği
ilçe milli eğitim müdürlerinde ve okullarda oluşturulan komisyonlar tarafından muammen bedel hesaplanarak ihale yapılmaktadır. 2021 Temmuz ayında yapılan ihalelerde 10 kilometrelik asfalt mesafe için öğrenci başına ortalama 147 lira 83 kuruş ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Bu tutar toprak ve stabilize yol için değişmektedir. 1. ayın 18'i 2022 tarihi itibariyle aynı mesafe için ortaya çıkan fiyat 259 lira 31 kuruş. Temmuz ayına göre artış %75.41 olarak gerçekleşmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bu artışları göz önünde bulundurarak ihaleleri yeniden yapmalıdır. Pansiyon, eğer ihaleler yeniden yapılmazsa yapılan bu yasadaki değişiklik Ocak 2022'de başlayacak. Bizim teklifimiz ise Cumhuriyet Halk Partisi olarak geriye dönük 6 ay farkla ödensin diyoruz. Çünkü bu farklar ödenmezse servis taşımacılığı yapan esnaf zarar etmiştir. Birçok yerde servis taşımacılığını bırakmışlar ve öğrenciler ortada kalmıştır. Kent merkezlerinde pansiyonlara yerleştirilmiş ama bu da sağlıklı bir yerleştirme olmamıştır. Pansiyonlardaki barınma, beslenme ücretleri de 17 Ekim tarihinden bütçe kanunu teklifinde belirtilmiş. Öğrenci başına sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğün için toplam 16 lira olarak ödeme öngörülmüştür. 17 Ekim'den günümüze dolar %59 arttı. Enflasyon TÜİK'e göre %61, ANAK'a göre ise %140 olarak artmıştır. Şimdi size soruyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Bir öğrenci pansiyonda kalıyor, yurtta kalıyor, sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, toplam ücret 16 lira. 16 lirayla bu 3 öğün yemeği hangi devlet yetkilisi, hangi babayiğit yapıyorsa gelsin yanıma. Saraydaki akşam yatmadan önce yenen o manda yoğurduna atılan bir kaşık kestane balının ya da 4 tane Medine hurmasının fiyatı değil bu. Yani siz her akşam 4 tane Medine hurması bir kaşık kestane balına verdiğiniz parayla öğrenciye diyorsun ki 3 öğün yemek ye. Gel sen ye nasıl yiyeceksen.